Herkese merhaba arkadaşlar, ben daha fazla Burak. Bugün efsane bir video ile karşınızdayım. Arkadaşlar bugünkü videomuzda kardeşimin EBA dersine giren öğretmenine çıkma teklif edeceğim. Bakalım videoda başımıza nasıl olaylar gelecek, hepsini videoda göreceksiniz. Bu arada arkadaşlar bu videoda sizlerden tamı tamına 1000 like bekliyorum. Eğer ki 1000 like gelirse beni çok mutlu edersiniz arkadaşlar. Bu arada olayı size anlatayım arkadaşlar. Dün benim kardeşimin EBA dersi vardı ve bu EBA dersine giren öğretmenini gördüm. Ve ben de onun öğretmenin numarasını kardeşimden aldım arkadaşlar. Kardeşim gelin bir WhatsApp grubu var. Oradan numarayı aldım. Bu öğretmen beni de tanıyor. Ben geçen sene okulda okul başkanıydım ve Serdar'la biz aynı okuldayız kardeşim Serdar'la. İşte bugün de onun öğretmenine çıkma teklif edeceğim. Onun öğretmeni beni çok iyi tanır çünkü okul başkanım. Yani bir öğretmen okul başkanını her türlü tanır. Yani beni tanıdığını biliyorum. Ben de onu tanıyorum arkadaşlar. Ve bugün ona çıkma teklif edeceğiz. İnşallah başımıza kötü şeyler gelmez. O zaman sözü beklemeden videomuza geçelim. Evet arkadaşlar, şu anda WhatsApp'ımıza girdik. Bakın şu anda saat gecenin 12.43'ü. Bakın gece yazıyorum mesajı. Ve WhatsApp'ta aktif olduğu zamanı seçtim. Şu anda WhatsApp'ta aktif durumda arkadaşlar. Bakalım mesajımız görecek mi? İnşallah yani mesajımız görür ve güzel bir şekilde konuşuruz. Bakalım ne olacak? Haydi bakalım, selam yazıyoruz. Ve selamımızı yazdık arkadaşlar. Her zamanki gibi selam diyerek başladık arkadaşlar. Bakalım başımıza kötü şeyler mi gelecek yoksa iyi şeyler mi? Umarım kötü şeyler gelmez. Arkadaşlar selam yazdı. Vay. Bu arada onun numarasını nereden bulduğumu falan hiç sormadı bana. Ben onun numarasını kardeşimden aldım arkadaşlar. Nasılsınız hocam? Bu arada bu hoca beni kesinlikle tanıyordur arkadaşlar. Çünkü ben de kardeşimle aynı okuldayım ve geçen sene okul başkanıydım. Yani beni illaki tanıyordur. Çünkü bir öğretmen okul başkanını hiç tanımaz mı arkadaşlar? Yani beni kesinlikle tanıyor. Hatta dün zaten kardeşim EBA dersinde sohbet etmiştik. Hani beni bir kerelik görmüş biri değil. Yani beni sürekli görüyordu arkadaşlar, anladınız mı? Evet, iyiyim Burak'cığım, sen nasılsın diyor. İşte bu be arkadaşlar, bizi tanıdı ve sen nasılsın falan diyor. Ben de çok iyiyim hocam. Öyle, ben de çok iyiyim ya, işte böyle arkadaşlar. Evet, şimdi hocaya ne diyebiliriz acaba? Direkt çıkma teklif etmemeliyim arkadaşlar. Çıkma teklifinden önce ona birkaç bir soru falan soralım. Ortamı bir yumuşatalım. Çıkma teklifimize öyle derim. Doğru değil mi arkadaşlar? Şu anda haksız mıyım ya? Haydi bakalım arkadaşlar. Şu anda çıkma teklifimize edeceğiz. Evet, güzel diyor. Ben de çok iyiyim hocam dedim. O da güzel diyor. İşte bu. Her zaman çok iyi ol demek istiyor yani ben arkadaşlar. Şimdiden yani kanım kaynamaya başladı arkadaşlar. Sanki o da çıkma teklifimizi kabul edecek gibi. Ama bunun için daha çok erken ya. Neler yapıyorsun bakalım? Var mı planların? Şu anda bilgisayar oynuyorum. Bilgisayar oynuyorum. Ve planım oyunu kazanmak. Evet. Güzel bir bahanem oldu. Bilgisayar oynuyorum ve planım da oyunu kazanmak. Aslında biraz saçma oldu ama değil mi arkadaşlar? Bence biraz saçma oldu. Ama olsun ya. Ne olacak ya? Böyle şeylerin lafı mı olur ya? Bu arada buraya kadar izleyen sen. Bu videoyu niye beğenmiyorsun? Şu videoya alt taraftan bir like atar mısın ya? Lütfen ya. Şu videoyu bir beğen ya. Evet, hoca güldü. Yes. Hocayı güldürmeyi başardık arkadaşlar. Evet. İlahi Burak hep aynısın diyor. İşte bu be. Arkadaşlar hoca bizi biliyor ya, bizim şakacı biri olduğumuzu biliyor. Bu arada benim YouTuber olduğumu falan da biliyor arkadaşlar. Yani bu şakacılık herhalde YouTuber'luktan geliyor. Bak, inceyi çaktınız mı arkadaşlar? Neyse, şu anda hoca şey değil mi? Şu soruyu mutlaka sormalıyım. Hocam demeyi kesmeliyim artık arkadaşlar. Çünkü ona çıkma teklif edeceğim. Yani hocam dersen biraz saçma olur. Bu arada burcunuz ne? Burcunuz, aslında burcunuz deyince böyle hani çok şey oluyor, ne bileyim, biraz uzak kişi gibi değil mi? Hiç böyle yakınım gibi değil yani. Burcunuz değil de burcun ne değil mi arkadaşlar? Burcunuz deyince böyle sanki yabancı eder gibi. O ne öyle ya? Ben burcun ne diyeceğim değil mi? Araya biraz samimiyet katmalıyız arkadaşlar. Bu arada burcun ne? Oğlum az önce hocam falan diyordum, şimdi arkadaşıma mesaj atar gibi bu arada burcun ne falan dedim. Neyse, yavaştan geliyoruz arkadaşlar. Evet. Mesajımızı gördü ve yazıyor Fitnat Hoca, yazıyor Fitnat Hoca. Oğlak dedi. Ben de Koç burcuyum. Evet, senin de Burak demiş. Ben Koç burcuyum ya. İsterseniz burcumu atmadan direkt burcumun sembolünü atayım buna. Yani o Koç işaretini atayım. Bakalım anlayabilecek mi? Evet, ortaya biraz samimiyet, sıcakkanlılık katıyorum arkadaşlar. Fark ettiniz mi? Değil mi yani? Normal bir şekilde Koç yazmayı ben de bilirdim ama ben normal bir şekilde yazmıyorum. Evet.
Nerede bu koç? Bir dakika, hayvanlar şu taraftaydı. Evet, hayvanlar solda mı? Evet, soldaymış. Şimdi koç bunlardan hangisi arkadaşlar? Bence şu. Aynen. Evet, koç hayvanını yolladım arkadaşlar. Bakalım anlayacak mı? Evet. Oğlak. Bu arada oğlak da mı koç gibi bir şey ya? O da hayvan mıydı acaba? Yok lan, değildi galiba. Hemen şu bilgisayardan bir bakayım arkadaşlar. Bu oğlak neydi ya? Oğlak. Evet, oğlak. Aa, aynen. Oğlak da sırf tıpkı şey gibi arkadaşlar. Keçiye benziyor. Zaten keçiymiş. Güzel. Demek koç burcusun dedi. İşte bu be, anladı. Anlamasına sevindim. Şimdi anlamasaydı 2 saat onu anlatmakla uğraşamazdım. Neyse. Burcunu da sorduğumuza göre arkadaşlar, şimdi çıkma defiline yavaştan başlayalım diyorum ben. Çünkü birkaç sorumuzu sorduk. O zaman sadece beklemeden çıkma defilimizi ediyoruz. Oğlum bu ne lan böyle? Video girişi çeker gibi. Neyse. Bu arada size... Lan yazamadım. Bu arada... Size burada size mi desem sana mı? Bu arada sana ama sana dersem çok mu ayıp olur ya? Ne desem? Burada biraz kibar olayım, size diyeyim. Çünkü bu buradaki size sana kibarlıkla ilgili. Yani yakınlıkla ilgili değil. Bu arada size uzun zamandır söylemek istediğim ama söyleyemediğim bir şey var. Evet, çok güzel bir cümle oldu arkadaşlar. Bu arada size uzun zamandır söylemek istediğim ama söyleyemediğim bir şey var. Bak, uzun zamandır söylemek istiyorum ama söyleyemiyorum. Bilin bakalım niye söyleyemiyorum. Bu anı bekliyorum ben arkadaşlar. Evet. Şu anda hocamız gördü. Evet. Yazıyor Fitnat Hoca. Evet, şu anda bekliyoruz. Haydi bakalım. Neymiş bakalım o? Ama kızarsınız diye çok korkuyorum. Evet arkadaşlar, ama kızarsınız diye çok korkuyorum dedim. Haydi bakalım. Bakalım mesajımıza ne yazacak? Bekliyoruz. Evet, şu anda mesajımızı gördü arkadaşlar ve yazıyor. Fitnat Hoca. Evet, bakalım ne yazacak? Sen söyle bakalım. Artık bismillah başlıyoruz arkadaşlar. Söylemeliyim bunu. Bunu yapmalıyım. Evet, sen söyle bakalım dedi. Şimdi nasıl söylesem? Ben uzun zamandır seni çok seviyorum desem sizi çok seviyorum mu? Ya bu ikilemde kalmayı hiç sevmiyorum arkadaşlar ya. Sizin de böyle oluyor mu? Hani bazı şeyleri söylemek isterken hani iki şık arasında kalıyorsunuz ya. Sınavda falan da olur bu. İşte ben hep böyle gerçek hayatta da ikilemde kalıyorum. Bu ben uzun zamandır seni artık araya samimiyet girdi yani. Ben başlıyorum lan. Ben uzun zamandır seni çok seviyorum. Lütfen beni yanlış anlama. Lütfen benimle çıkar mısın? Arkadaşlar, bu arada çıkma teklifini ettim. Şimdi kabul etse bile ona şaka yaptığımı söyleyeceğim. Yani kabul etse de etmese de ona şaka yaptığımı söyleyeceğim arkadaşlar. Çünkü bu çok kötü, yani ayıp olur ya. Çok kötü bir şey bu arkadaşlar. Ona şaka yaptığımı söyleyeceğim ama inşallah ters tepki yemeyiz ya. Benimle çıkar mısın dedim. Biraz kalp falan da koyayım arkadaşlar. Dur. Ne dedi? Oha, bir dakika. Ne dedi? Mutlu mu oldu acaba? Bir dakika, şu an ne yazacak? Evet, bekliyoruz. Burak, sen ne dediğinin farkında mısın? Ha? Ne alaka ya? İyi misin çocuğum? Evet. Dur, evet, gayet iyiyim yazacağım. Bir dakika, evet. Gayet. Lan bir yazamadım, of ya. Evet, gayet iyiyim dedim. Bu arada Fitnat Hoca yazıyor arkadaşlar. Oğlum ya, hoca yani ters tepki verdi. Saçmalama diyor. Dur, şaka olduğunu söyleyeyim o zaman ben ya. Saçmalama evladım diyor. Şaka olduğunu söyleyeceğim, tamam. Yoksa arkadaşlar yani durum daha kötü olabilir. Bu arada arkadaşlar, kardeşimin öğretmeni, sen bekle kardeşini derslerden geçiririm. Yani bu Fitnat Hoca benim kardeşimin EBA dersine giren öğretmeni. Yani şimdi ben buna böyle dedim diye kardeşime kötü davranabilir. Bak hatta ne yazdı? Sen bekle kardeşini derslerden geçiririm diyor. Arkadaşlar şu an benim yüzümden kardeşim yandı. Bunu Serdar görmesin sakın. Bir daha sakın bana yazma. Oğlum ben Serdar'a ne diyeceğim? Serdar'ın öğretmenine çıkma teklif ettim. Arkadaşlar biliyorsunuz ki kardeşim Serdar var. O da YouTuber. Onun öğretmeni... Aa, bir dakika, biz engelledi galiba. Bak. Şu an çevrim içi falan gözükmüyor. Hiçbir şey gözükmüyor arkadaşlar. Beni engelledi şu anda. Hey! Durun. Aa, arkadaşlar şu anda beni engelledi galiba. Bak,
mesajlar tek tık oldu, iki tık olurdu normalde. Bir dakika arayıp ona şaka yaptığımı söyleyeceğim yani. Arkadaşlar şu anda gördüğünüz gibi Fitnat Hoca'yı arıyorum. Ve onu arayıp bunların şaka olduğunu ona söyleyeceğim. Kötü bir şey olur ya. Meşgul atıyor. O zaman mesaj atacağım arkadaşlar, bir dakika. Sizden özür dilerim. Bu yaptığım tamamen şakaydı. Kusura bakmayın. Tekrardan özür dilerim. Bu arada arkadaşlar şu anda attığım mesajı ekrana koydum zaten. Hocam ben Serdar'ın abisi olarak sizden özür dilerim. Bu yaptığım tamamen şakaydı. Kusura bakmayın. Tekrardan özür dilerim dedim ve konu kapanıyor arkadaşlar. Ve gördüğünüz gibi böyle bir video oldu. Umarım videomuzu beğenmişsinizdir. Bu tarz videonun devamı gelmesini istiyorsanız bu videoyu sizlerden tamına 1000 like bekliyorum. Eğer ki 1000 like gelirse yeni çıkma tek videomuz gelecek arkadaşlar. Artık çevremde kim görürsem ona çıkma teklif ederim. Güzel çıkma teklif videoları gelecek. Belki dışarıda da gelebilir arkadaşlar. O yüzden bunlar sizin like atmanıza bağlı. O zaman bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Burak Mevşek alın ve bay bay.